Efendim galiba Ukrayna savaşında renkli bir karakterin sonuna mı geldik? 6 aydır üzerinde çok konuştuğumuz bir adam yavaş yavaş tarih sahnesinden şu veya bu şekilde silinecek mi? Konu budur. Niye? Wagner patronu Evgeni Prigojin'den bahsettiğimde anlamışsınızdır. En son Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bir kararname, bir kararname çıkarttı. Ve dedi ki, bu ülkede var olan yaklaşık 200 sayıydı profesyonel askeri şirketi hepsi savunma bakanlığıyla anlaşma imzalayacak ve bu anlaşma çerçevesinde de bakanlığın kontrolü çerçevesinde çalışmalarını sürdürecek dedi. Biri Gojin hemen çıktı dedi ki ben dedi Wagner savaşçılarını bu savaşın yüz karası olan e, ve hiçbir haltada yaramadıklarını çok iyi bildiğim e, savunma bakanı Sergey Shoigu ile Rusya Genelkurmay Başkanı e, Valeri Gerasimov'un emrine vermeyeceğim dedi vermeyeceğim dedi ve rest çekti ben dedi yokum böyle bir şeydi falan şimdi tabii bir de resti çekince bütün gözler ister istemez e, Rus lidere döndü artık yani bir şekilde Rusya'nın Ordusuyla çatışmaya hazırlanan bir e, savaş baronu var görüntüsüydü. Ve tabi Rus liderin bu savaş bloggerlarıyla yaptığı son sohbet toplantısında konu gündeme gelince e, Putin bakın ne dedi? E, Savunma Bakanı Şoygun'un profesyonel asker şirketlerini bakanlıkla anlaşma imzalamaya çağırmasını destekliyorum. Bu yapılmalıydı ve şimdi artık hemen yapılmalı. Uygulama Rusya Federasyonu devlet anlayışıyla uyumludur. Yani 5 dakika içinde Evgeni Prigojin'i paketledi ve Sergey Shoigu'nun önüne al eti senin kemiği benim diye bıraktı. Bıraktı. Nitekim Rand Corporation'dan Dara Mosikat şöyle diyor. Şoygu şu anda Prigojin'e şahmat demiş durumda. Ee, Wagner anlaşmayı imzalamazsa verilen verilen devlet desteğini keserler. Sonrasında da Wagner'in tamamını ortadan kaldırma kararı alabilirler diyor. R politik e, kurucusu Tatyana Stanova'ya aldığımız bilgiler Wagner'in durdurulması kararının Ocak'ta alındığı yönünde fakat Bahmut'un alınması beklendi. Aylar önce Ukrayna topraklarındaki bütün birimlerin genel kurmaya bağlanması kararı alınmıştı zaten diyor. Enteresan. Demek ki geçen Ocak ayında bir karar alınmış. En üst düzeyde, Şoygu falan. Fakat bunu Prigozhin'e söylememişler. prigojinin adamlarıyla oraya gidip çok ağır kayıplar vererek, çok ağır kayıplar verdi. Öyle böyle yani ceset, torbaları yetmedi Bahmut'ta. Öyle hatırlayacaksınız. <laughs> Ve bunu adama söylememişler yani ne yaparsa yapsın şu Bahmut'u alsın diye. Bahmut iyi kötü bir kontrolü alındıktan sonra bir de bu hala devam edince konuşmaları anladığım kadarıyla Putin e, altındaki zemini e, çekme kararı almış. Bir Rus kaynak e, ismi verilmiyor. Prigojin popüler olmasının kendisini koruduğunu biliyor. Putin put, popüler kimliklerin üzerine giderek e, toplumsal istikrarsızlık oluşturmasını hiç istemez. Radikal toplantılarda konuşmacılık yapması da bundan. Şimdi bu Prigojin şimdi yeni bir kampanya başlatmış. Aşırı milliyetçi toplantılarda gidiyor, alkışlarla karşılanıyor, vaa falan. Yani bayağı adam şeye hazırlanıyor böyle hani e, siyasetin e, büyük bir yönüne hazırlanıyor. İşte ne bileyim e, ünlü bir eski silah satıcısı vardır falan. O şimdi serbest kalmış, Rusya'da yaşıyor. İşte onunla beraber görüntüler veriyor. Bilmem ne, falan. Bir tür prigojin sadece savaşçı bir kimlik değil, aşırı milliyetçi kanadın da en yüksek onurlu evladı. ...görüntüsüyle çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekten bu yönüyle enteresan bir duruma doğru geliyoruz. Fakat tabii yine gittiler, yine ona da sordular. Dedi ki bakın Prigojin, biz cepheye giderken bize kimse... ...bir anlaşma imzalayacaksın, seni ben kontrol edeceğim demedi bizim savunma bakanlığına karşı yükümlülük altına girdiğimizi kimse söylemedi. Hiçbir Wagner savaşçısı başkalarının utanç yüklü yoluna girmeyecektir. Bu Putin'in açıklamasından sonra söylediği laf. Dikkatinizi çekerim. Öncesi değil. Putin bu açıklamayı yaptı. Bugünkü açıklaması Prigojin'in. Hiçbir Wagner savaşçısı başkalarının utanç yüklü yoluna girmeyecektir haliyle kimse bir anlaşma imzalamayacak. Rusya başkanının Wagner için bir uzlaşma yolu bulacağına inanmak istiyorum dedi. Bakın bu iş ciddi. Yani bu Rusya'nın ve Kremlin'in içinde bulunduğu olağanüstü çalkantıyı göstermesi bakımından çok önemli bir örnekle karşı karşıyayız. Yani ee, ve bu yönüyle baktığınız zaman karşımızda şöyle bir adam var. Aşırı milliyetçi kanadı, kendisine ait sosyal medya ve medya kuruluşlarıyla bağlamış. Arkasına çok güçlü bir ideolojik kimlik sağlamış. Ama üzerinde asker üniformasıyla günü geldiğinde adamlarıyla beraber savaşmış. Yani ayakkabıları çıkarıp postal giymiş. Bir karakterle karşı karşıyayız. Rus uzmanlar şöyle diyorlar, çok özetle söylemem gerekirse. Prigojin Prigojin Ukrayna savaşının sonunu bekliyor. Bu şey taarruzunun sonucunu bekliyor. Çünkü taarruz başarıya ulaştığı an itibariyle şöyle düşünüyor. Ukrayna taarruzu başarıya ulaştığı an itibariyle Bahmut'ta olduğu gibi Başkan Putin de Sergey Shoigu da bana gelecekler. Ben onlarla beraber yeniden nasıl bir mücadele vereceğimizi konuşacağım diye bir hayali var. Nitekim bu Putin'in açıklamasından bir gün önce, bir gün önce nedense birdenbire çıktı dedi ki, Wagner için Ukrayna toprakları artık bitmiştir. Biz Ukrayna topraklarından çekileceğiz ve geleceğe dönükte yeni kararlar alacağız. Benim anladığım kadarıyla Ukraynadaki savaşın gidişatı eğer Ukrayna'nın öngördüğü gibi gerçekleşir ve savaş e, Kiev'in başarı hanesine yazılır bir kimlik kazanırsa aşırı milliyetçiler. Aşırı milliyetçiler, savaş yanlıları ciddi büyük problem çıkaracak. Ciddi ama. Öyle böyle değil. Ve galiba o problemin de başında e, Evgeni Prigojin olacak sağ kalırsa. Rusya biliyorsunuz hep söylüyorum birdenbire insanların evlerinin balkonundan aşağıya düştüğü bir ülkedir. Birdenbire zehirleniverirler nedense böyledir. Bir garip bir ülkedir. Gazetecisiyle, akademisyeniyle, diplomatıyla herkesin çok dikkatli olması gereken bir imparatorluktur. Rusya. Öyledir. Bakacağız. Hoşçakalın.